Rock your body. Everybody. Ben ararım diyeceğim. Bugün şey mi? İyilik günün mü? İyi davranacağım, iyi olsun mu? Yani şimdi birazcık kelebi yiyeceğim. Bak, arabanın fotoğraflarını çekeceğiz. Saat 11 olmuş, videosunu çekeceğiz. İstanbul'a gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Arabayla gideceğiz. Ne kadar komiksin. Nasıl gideceğiz? Çektin mi videoyu? Yok. Sinirliyim zaten. YouTube çekilmeye devam ederken. Dedim ki neredesin? Kamerayı açıp geleyim de az içteyim dedim. Ne ver? Bağırın çıktık yola işte. 15 dakika geç çıktık. Hadi öpeyim de konuşalım. Ya Allah bana akıl fikir versin. Gerçekten ben sizinle niye tanıştım ki yani? Niye? Hayatına niye enerji katmadık ya mı? Ya ne enerjisi? Kattığınız kadar alıyorsunuz. Ya ben disiplinli adamım. Benim saatim abi, benim gitmem lazımsa gitmem lazım. Şu havaya bak. İki çeyrekte yola çıktık, gidiyoruz ya. Geç mi kalacağız? İstanbul'a gidiyorsun. Sanki şuradan Konya'ya gidiyorsun ya. Nasıl çalışmış? Ben bu çocuğu seviyorum. Dedim ben sana. Gerçekten böyle askerlik sistemini kaldırıyorlar. Abi asker falan olmanız lazım. Bir nöbete uyanmanız lazım, geç kalmanız lazım, diskoyu görmeniz lazım, sorumluluk öğrenmeniz lazım. Bu ne ya? Her defasında geç kaldım. Sanki bana Kadir İnanır'ın filmini çekiyor. Yani şey var, arkada bir tane boynuna zincir takmış bebeğiyle gelmiş. Ondan sonra... Berat Toksöz iş yapar, Mustafa Baran'la iyice cıvıttın. Sen böyle dükkanda benim arabalarım kaplansa arabayı oradan alır atarım. İşte şöyleydi de böyleydi de şöyleydi. Senin gücün yok ki bunda. Bütün suç benim ya. Abi ben seninle çekinmek istemiyorum ki kendin YouTube'la ya. Şu tatlığa bakar mısın? Allah Allah. Abi gel. Gel sana bir kahve ısmarlayın. Gözünüz kahve. Bu saatte ne yapıyorsunuz? İş saatinde kafede oturuyoruz. Okul. Hep kız azarlıyor. Biraz da siz azarlasın. Gelmezsen olmaz. Vallahi rahatsızlanırım. Sinan'ı görmeden İstanbul'a mengeneyi gelemem. Mengeneyi bırakacağız mı? Mengeneyi bırakalım. Çiçecek yoksa bizim. O da benim kremimi yürütmüş. Geçen bak kremimi aldım. Allah Allah. Niye kızıyorsun? Evet arkadaşlar. Halıya hazırız. Sinan'ın mengenesini bıraktık. İlhami folyoyu bize zaten yazmış, yapıştırmış sağ olsun. YouTube çekimleri devam ederken gelip de Sinan'ın aldın mı mengeneni? Görmek imkansız. Aldın mı mengeneni? Aldın mı mengeneleri kardeşim? Sinan'ın mengeneni. Bakarsın kısmet olur, ne dersin? Neden olmaz? Allah bilir. Sıkı takipçileri çekiyoruz Gürat. Çünkü adam ne giyindiğimi, nerede olduğumu, arabayı ne yaptığını çok iyi biliyor. Bu arkadaşımı çek. Biraz öncekiler gibi abi M4 nerede diyenler var ya, onları çek. Arkadaşlar, bu arkadaşım bugün Galatasaray'a geldik. Bir insanlar çok güzel çıktı. Sen de at. At sen de. Benim kafam zaten hep karışıktı ya. Aralar arkada YouTube'dan takip eden seven çekiyor. Abi, bu ikinci kez çıkmak ben istiyor. Ben tekrar geliyorum. İkinci kameramanı istiyorum. Çektiği fotoğraf bu arkadaşlar. Bir arkadaş... Fotoğrafı kırpmışsın, gelmişim benimle oynuyorum. Ben öyle fotoğraf çekmem. Aynen. Biz ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Bak sana reklam alayım mı araya? Sana getirmişler bu. Kutucuğu. Sucuğu mu? Kutucuğu. Ne sucuğu? Çekime devam edelim mi? Mustafa Bey, kanallara gelirsiniz. Tabii. Siz seviyorsunuz bu hayatı. Siz de gidirsiniz Ankara'ya da bize gelmezsiniz. Doğan Bey. Her zaman. Ne demek abi? Garajın başında GMG olursa gelin. Ne demek? Her zaman. Anladın sen. Anladım. Kafalar karışık, gala gösterimize, film gösterimize hoş geldiniz. Sefalar getiririz. Açıkçası Doğu Karansı olarak Türkiye'nin dört bir yılında sahne alıyorum ama bugün kadar kafam karışmadı çünkü hem sahnede hem de salonda birbirinden değerli sanatçılarımız var. Onları sahneye çağırmadan önce bir çıldırdı sıkı alkışlayabilir miyim İstanbul? Onlar için çıldırdısını duymak istiyorum. Atakan Özgü, Binal Alcı, Fatih Yasin, Piyon Savaş, Güven Kıraç, Erhan Can, Funda Aral.
Erhan Yazıcıoğlu, Feride Hilal Akın, Ruhi Sarı, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hakan Tunçbilek ve filmimizin yönetmeni Yücel Yolcu. Değerli konuklarımız bugün filmimizin yapımcı ortağı Burak Uçman. Cumhuriyet tarihinin en iyi oyuncularından biri olan büyük ustam Metin Akpınar karşınızda. Beraber söyler miyiz? Bir sanat severseniz, sanat tüketicisiniz. Sanatın en zararsız, en kısa tarifi doğa insan, insan toplum ilişkilerini irdeleyen olgu. Sinemada bu sanat dallarından biri ve en önemlisi. Ana hedefi nedir? Size hizmet, size bir yol göstermek, size bir ışık göstermek, sizin de o ışığı alnınızda ilk hissetmenizdir. Mustafa Kemal'in söylediği gibi sanatçılara verilen bu görev esasında bugün ülkemizde sanat tüketicilerine verilmiş bir görevdir. Bunu ihmal etmeyin. Burada esas güç, ana güç sizsiniz. Yani toplum, yani halk. Sanat ne için yapılır? Sanat film dişikolojisinde de yapılabilir, şöhret için, para için de yapılabilir. Ama önemli olan onun toplum için yapılanıdır. Yani halk için. Halk, sanatta bazı sanatçıları ya da bazı grupları şöhret yapmak ya da para kazanmak için bir araç değildir. Aynı şey siyasette de böyledir. Halk birileri iktidar olsun, birileri iktidarda kalsın, bir grup iktidarda kalsın diye bir araç değildir. Siz esasında bir amaçsınız. Hem siyasetin hem sanatın size özen göstermesi, size doğru yolu göstermeye çabalaması, alnınızda bir ışık yakmaya çalışması en doğal, en güzel isteğimdir. Bu genç arkadaşlara da verdiğimiz destekle onların bir başka alemden bir başka aleme geçişleriyle yeni geldikleri alemde bu doğrultuda yürümeleri tavsiyesiyle sözlerime son vermek istiyorum. Sizi öpüyorum. Sağ olun. Yıllar buna aldı kavracımı, durumu kavracımı. Yedavut'ta bir sonunda görüşmek üzere. Hoşçakalın İstanbul Gözde sanatçılarımıza alkışlar alamıyoruz. Kadir Erkan. Saçım yok. Evet. Sakalımı yaparsan yayınlarım. Adamı özel burada video çekeceğim. Sakalımı güzellik yapacağım. Tamam. Yapacağız inşallah. Ama gelin. Ben de geleceğim. Sakala imaj yapacak. Tamam yaparız. Anlaştık. Her türlü. Başlatayım oğlum. 50 defa linkini veriyorum. Paylaşacağım. Araya atacağım. Seni bulacağım. Ankara'da seni bulacağım. Anlaştık abi. Arkadaşlar. Kadede bizim güzel bir videomuz olmuş evet. YouTube'da. Sağ olsun Yürek montajdayı kısa anı vuracak, bir koyacaktı fena filan. Unuttum. Ama kısmet kala da karşılaşmasın. O zaman yakalarım. Bir şey diyeceğim. Kadir Alkan'ın kanalından mı izleseler videoyu? Olabilir. Why not? Ya olur ikisi together. En fazla 10 dakikadır önce şükür. 10 dakika falan durdu yani. Enes bile bak hala bak. Efendim, jilet gibi adam. Biz şehrin serseri çocuklarından izleyiz. Ankara'nın serseri çocuklarından Berat'a selam olsun diyoruz. Ne diyeyim yani? Üniforma değiliz. Üniforma zaten. Yok abi. Var. Yok abi. Yok. Şu an üniforma değiliz. Nasıl formda değiliz? Solaryumsuz olacağız. Bir de sizi izlemekten her zaman keyif duyacağız. Çok teşekkür ederim. Sen de çekiyorsun. Bak yine bir bodyguard bulduk gördüm.
Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Biz araba kapsamıyoruz. Arabaya kapsamıyoruz. Yakışıklı arkadaş beni kıskanıyormuş da. Ama kıskanmayın. 23 yaşındayım. Kıskanmayayım abi. 40'ıma basacağım. İnsanın beyazı bile karizma olur mu ya? Allah razı olsun. Yani yanlış anlama ben. Bak bunu abi dedik de kıskandım yani. Abi abi deme lazım olur diyoruz biz onlara. Hayatımızda ilk defa geldik ne bileyim oradan çıktık. Uluş muluş dedim bir şey dedim. Ne abi. Aşkına. Eridin mi? Ya ben buradan çıkmadık. 12 saat 42. Hadi bir sebepleri bize dışarı otobanda buluşturdu. Kanka bu bebeğiyle Bolu'da karşılaştık hatırlıyor musun? Onu biliyorum dedi de unuttum ya. Susadım çeşmeye dedim içeriye girdim karşılaştım yani. Hadi su içek abi Allah aşkına 2 gram. Anahtar bende. Hadi. Yeni bir proje aracımız geldi İzmir'den. Aracın folyosunu söküp hologram yapacağız. Farklı fantastik böyle içi de pembe gri sarı var. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ufak tefek de bir detayları da olacak. Bu arada bu arabayı daha önce de Mert Bey sizin kendi aracınızı satmıştınız. Şimdi tekrar döndü. Evet. 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 Geri geldi. Geri misafir oldu. Geri misafir oldu. Sağlık olsun. Bakalım arkadaşlar bu folyo nasıl olacak? Önceden böyle bir kamuflaj yapmıştık. Hatta önce sarı, sonra kamuflaj bu şekilde satıldı. Şimdi tekrar geldi. Alt ve süslemeleri, jantları, ön dipi, arka difüzörü her şeyi var. Eksiksiz olarak devam ederken biz neler yapacağız? Sizler rengini beğenecek misiniz? Aslında bakarsanız biraz yaz rengi gibi değil mi Mert? Ama güzel, dikkat çeker. Bence dikkat çeker. Bakalım çalışalım, sökelim. Neler olacak, neler olacak, neler olacak ben de bilmiyorum. Neler olacak, neler olacak, neler olacak, neler olacak, neler bilmiyorum. Ben ya bu kadar uzattım. Buralar girer kesin. Hala YouTube'da da soruyorlar. Sence boyaya zarar verir mi diye. Sence bu soruyu artık cevaplayalım mı yine? Bir kere daha cevaplayalım. Bir kere daha cevaplayalım arkadaşlar. Yeni takipçilerimiz için. Madem bizden araba folyo çekimi ve işlemleri istiyorsunuz. Biz çekelim. Siz görün. Gördüğünüz gibi hava soğuk da olsa hafif bir güneş gördüğü zaman folyo gayet iyi şekilde sökülüyor. Peki. Folyonun üstüne yapışsa ne olur? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O detayı da gösteriyoruz. O da vermiyor. Serdar Bey siz bu konuda bir şey diyor musunuz? Güle güle güle. Allah kafama bela vermesin. Ali Bey siz bu konuda ne dersiniz? Hayırlı olsun. Gürer, ne yapalım dedik. Bizim kendi GMG garaj sticker'ımız var ya, arka bak yapıştırdığımız evet. Camlara. Gördün mü? Bunu komple arabaya kaplayacağız. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Gençler de zaten bir iki tane DM yollamıştı. Umarım beğenirler. Arabanın detaylarını, kaliper kapaklarını, jant kenarlarını onlarla süsleyeceğiz. Oldukça zor bir folyo. O yüzden sabah böyle bir gerildi. Kenan 40 dedi, o kalk dedi, 40 dedi, kalk dedi derken devam ediyoruz. Çünkü arabanın folyosu oldukça zor olduğu için yaptığımız işlemin. Bak şuraya bir tane buraya ek koymak zorunda. Çünkü burası şişiyor. Folyoyu laminasyonu oldukça sert. Ama görsel şöleni oldukça iyi. Bunu yurt dışında Avrupa'da yapan insanlar da zaten o kadar detaylı göstermiyor arkadaşlar. Umarım bittiğinde güzel can canlı bir şey olur. Bu arada Serdar bit aracı. Gördüğünüz gibi Yusuf abinin modası burada. Mert Bey. Gördüğünüz gibi. Büyük pahalı bir şeye çıkıyor orada. Büyük bir arazi. Gürak gördüğün gibi reklam yüzümüz Serdar arazi. Büyük arazi. Bir, ne yapalım? Yani burada eğle saçmalıyoruz. Kışın ortasında ne yapacağımızı şaşırdık artık. Beni de böyle kabul ettim. Money.
shit. I need food for my legs. I got a baby. I need some money. Yeah. I need teeth for my egg. All y'all bitches in trouble. Ring brass knuckles and scuffle. I heard that Cardi went pop. Yeah. They go pop. Pop. That's me busting that bubble. I'm the son. Baby mommy with the clip. Walk out bodies with a bitch. Bring a thotty to the whip. If she find her, she thick. Arkadaşlar neden Big Baba diyorum? Big Baba'nın böyle pembe, morlu falan böyle sakızın rengi vardı ya böyle değişik. Aynı ona benzemiyor mu? Evet, beyazlı falan böyle küçükken atardık yapışmaya sakız diye bize satarlardı böyle. Alırdık böyle çiğne Allah çiğne 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 kocaman bir sakız oluyordu falan. Aklıma öyle bir şey geldi. Niye böyle bir şey yaptım ben de anlamadım ama neyse. Boşver. Makara olsun. Şimdi arabamız zaten yakışıklı bir arabaydı. Önceden sarı kamuflajdı. Sarı siyah üstünde İzmir'e satıldı araç. İzmir'den satıldıktan sonra İzmir'de dolaştı. Storyleri, DM'leri bize geldi. Tekrar dolaş bize geldi arkadaşlar. Araba şu anda bizim kendi aracımız. Arabaya neler yaptık? Biraz böyle kış sezonu renklensin diye ortalık. Böyle bir renge karar verdik. Stoğumuzda duruyordu. Kendi sticker rengimizi zaten GMG gençler sürekli bilir alır arabalara da takarız. Arabaya değişiklikler ne yaptık? Jantların kenarını öncelikle krom detaylar vardı, ondan aldık arkadaşlar. Arabanın zaten bütün detayları komple parlak siyahtı. Onu biraz daha güçlendirdik. Kapı kolları 1, ayna 2, gece poşeti 3. Tamamını gördüğün gibi parlaklıkla parlak siyahla kaplı 4. Detaylar, park sensörleri, incik, boyduk, hepsi tamam. Egzozlarını siyah boyadık. Evet, gördüğünüz gibi biraz ve size detaylı anlatıyorum. Teşekkür ederim. Bunlar pembe, çok... kaliter kapağı taktık. Neden pembe? Gönlüm sende dedik. Neden pembe? Pembe, gönlüm sende. Ne bileyim işte, pembe işte. Oğlum, pembe ağırlıklı olduğu için pembe ağırlıklı değil bak. Buradan duruyorum, tamam mı? Gel. Bak burada, bu araba mavi. Bak evet, yanına geçiyorum. Evet. Pembe. Baktığında şeye göre değişti diyelim, öyle diyelim. Aynen öyle. AMG GTR panjur taktım. Gördüğün gibi. Bu gerçekten arabayı inanılmaz derecede farklılaştırıyor. Farklı bir yüz yapıyor arkadaşlar. Ona kalınca da gelince de oydu buydu derken pek de bir şey kalmadı aslında. Ne anlatayım ki? Detayları bitti. Hani şimdi biz şurada şunu yapamayız Gürat'cığım. Her arabayı incik incik boncuk boncuk kapı kolunu söküyorduk. Sökerken çıtayı alıyorduk. Arkadaşlar bakın. Biz bunu sürekli yaptığımız için zaten sıradanlaşıyor bir yerimiz ama ilk videolarda da var zaten. Biz bunu anlatırken size sürekli şimdi adam stop kenar çerçevesi çekiyor bunu anlatıyor. O adam için heyecanlı bir şey. Bizim için heyecansız. Anladınız mı? Yani biraz da siz bize anlayın. GTR Tanjur heyecanlandırıyor. 3 gün sonra onu da çok görmeye başlayınca o da heyecanlanacak. Başka bir şeylere saracağız. İnsan bir işlemde 3 tane Mustang var. Bir tane Nissan var. Bozdil'le yapacağız. Bunlarla uğraşıyoruz. Video çekin. Anlatın. Maket bıçağı arabayı çiziyor mu? Bastırırsan çiziyor, bastırmazsan çizmiyor. 23 numaralı neşter ucuyla yapıyorsun. Çizmedik mi tabii ki çiziyoruz. Kameranın karşısına geçip böyle ahkam kesmek de olmuyor. Biz çok iyi firmayız bilmem ne. Herkesin hatası var. Lütfen. Canlarım. Eyvallah. İnsan orada çalışıyor. İnsan hatasız bir canlı değil. 4-4'lük kimse değil. Ama ben sadece şunu anlatıyorum. Yani siz şuna inanmak istiyorsanız şöyle yapalım. Şu arabanın şuradan kesim yapıyorsan zaten araba çizilmez. Arabanın üstüne yine işleri böyle kesiyorsun ya yine çizilmez. Ne zaman basıyorsun böyle üstüne tıkır tıkır o zaman hani biraz sağlar. Ustalık istiyor değil mi abi? Aynen. Yurt dışında eğitimlerde şöyle yapıyorlar. Balonun üstüne folyo çekip folyoyu neşterine kesip alıp veriyorlar. Onu sana bir gün burada eğitimde yapacağım. Yapalım. Sen bunları bilmiyorsun oğlum. Biz anlatmıyoruz eski toprağız. 10 yıldır bu işin içindeyiz. Kutu kutu pens oynarken binet bir araç kaplıyorduk burada yavrum. Hey yavrum hey. Köşede sobamız yanıyordu. Kapalı odamız yoktu. Bekleme salonumuz da yoktu. Gürart Bey. Kamera da yoktu. Fotoğraf da yoktu. Biz yapıyorduk şöyle. Aynen çok şükür kendimiz geliştik buralara geldik. Sen arabayı anlatırsın. Güle güle kullanalım, güle güle binelim. Mert Bey siz özellikle bir şey demek istiyor musunuz? Sevimsiz Mert Bey. Şey mi? Bence güzel oldu. Değil mi? Big Baba.
Eski araba ama güzel oldu yani. Bir daha havalı oldu. Evet. Sen de giydin ya. Güzel kilit. Bir şey söyleyeyim mi? Beni Fabia yapmasak mı? Hayda. Hayda.